Bismillahirrahmanirrahim. Bir hayalim vardı. İlim uğrunda çile ve cefa çekmiş üstadlarla görüşmek, onlarla röportajlar yapmak, onların anılarını dinleyip kitap haline getirmek. Aradan 30 yıl geçti. Ben hayalime dair 30 adım bile atmış değilim. Buradan başta kendi talebe kardeşlerime, 33 yıldır okutmaya devam ettiğimiz ve bu sosyal medyadan, teknoloji ve bilişimden daha iyi anlayan kardeşlerime de bir sesleniş ve bir emanet olsun. Eğer onlardan hangisinin böyle bir imkanı varsa, fırsatı varsa bunu ihmal etmesinler. Neden? Abdülfettah Ebu Gudde'nin Safhatun min Sabrul Ulema diye bir kitabı vardı. Bu kitabı okuduğum zaman talebelik yıllarımda ben bundan çok istifade ettim. Okudukça ilme olan aşkım, ilme olan iştiyakım daha da arttı. Demek ki bu ilim çok değerli, bu ilim çok büyük bir değer ki bunun uğrunda nice Allah dostları çok büyük çileler çekmişler. İşte şu an mezarı başında bulunduğumuz üstadım Seyda İbrahim Halil Aydın. Kendisi Elazığ Karakoçan Kızılpınar köyünden ama 7 yıl Nurşin'de okumuş, 8 yıl Suriye'de Til Ma'ruf'ta okumuş ve en son ömrünün medreseden sonraki yıllarını, ömrünün hemen hepsini başta bu Gaziantep'in Kefer Cebel köyü yeni adıyla altında, sonra Antep merkezinde Nurşin Dervişoğulları Camii'nde talebe okutmakla, ilim irfanla hep geçirmiş. Ve en sonunda da vefat edilince buraya defnedilmiş Seydaimullah Halil. Seydaimullah Halil'in kendisinin yanında talebe olduğum anlarda ilme nasıl başladığını anlattığı bir kıssası var ki asla unutamam. Biraz benim hayatıma da benziyor çünkü ben de çileli bir şekilde başlamıştım. Bir videomda bundan birazcık sizlere bahsetmiştim. Evet, şimdi o kısa anısını paylaşalım. Seydaimullah Halil diyor ki ben çok istiyordum medreseye gidip ilim tahsil etmek. Ama babam işte çobanlıktı, köy işleriydi, bağ bostandı vesaireydi. Kendisine hep yardımcı gerekiyordu. Dolayısıyla bize izin vermiyordu. Biz diyor yazın hayvanlarımızı, davarlarımızı yaylaya götürür. Orada beslerdik. Sonbahar gelip de havalar soğuyunca da geri köye dönerdik. Artık 17 yaşımda olduğum sıralar anneme dedim ki bizim yayladaki son günlerimizde anneme bir plan anlattım. Dedim ki anneciğim sen benim elbiselerimi bohça yap, içerisine biraz da ekmek koy. Ben bohçamı buraya bir yere saklayayım. Ondan sonra belli bir mesafeye kadar köye dönüş yolunu kat ettikten sonra bir mazeretle ben geri dönüp Nurşin'e doğru ilim okumaya gideceğim dedim. Annem itiraz etti, yalvardım, onu ikna ettim. Sonra diyor biz toparlandık, bütün çadırlarımızı, eşyalarımızı katırlara, merkeplere, atlara yükledik. Davarları da sürüp geliyoruz. 3-5 kilometre uzaklaştıktan sonra babama dedim ki baba ben bıçağımı falanca yerde unutmuşum, yayla yerinde. Ben gideyim bıçağımı alıp geri geleyim dedim. Bir şekilde babamı ikna ettim ve gerçekten bıçağımı da bırakmıştım oradaki, sözüm yalan olmasın diye, ama anneme durumu anlatmıştım diyor. İşte Seydaimullah Halil bıçak bahanesiyle geri döner, bıçağını ve bohçasını alır ve Nurşin'e doğru yola çıkar. Elazığ'ın Kızılpınar köyünün yaylasından Elazığ'a doğru. Yani şu anda tam iyi hatırlamıyorum ama mesafe
bir 300-400 kilometre var. Ama Seyden ve Halil bu 300-400 kilometre mesafeyi daha çok köy yollarından, dağlardan, ormanlardan, patikalardan kat ediyor. Neden? Çünkü eğer yola çıkarsam belki babam birilerini beni aldırmak için arkamdan gönderir diye şehirler arası yola da, ana yola da çıkamıyor. Görünmemek için. Birileri beni görürler de geri çevirirler diye. İşte bu şartlarda Seyden Melek Halil Nurşin'e varıyor. Ama düşünün, bu benim size anlattıklarım kardeşlerim takriben 75 yıl önce olan vakalardır. 75 yıl önce bizim doğal hayatımız şimdiki gibi değildi. Dağlarda alabildiğine kurtlar, ayılar, çakallar, sırtlanlar, yani birçok yırtıcı hayvanlar vardı. Yılan, çıyan hariç. Seyden Ali Halil günlerce, tam iyi hatırlamıyorum ama bir haftalık bir yolculuktan sonra Nurşin'e vardığını ifade etmişti. Allah mekanını cennet eylesin, kabrini pür nur eylesin. Bu üstadların yolundan yürümeye devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu arada genç kardeşlerim, ey ilim talebeleri, bilesiniz ki ilim çok değerlidir. Bu ilmin uğrunda, bu ilmin yolunda nice Allah dostları ne büyük cefalar, ne büyük çileler çekmişlerdir. Bu size anlattığım ilim uğruna çekilmiş çilelerin milyonda biri bile değildir. Öyleyse sabredelim, sebat edelim, ilmi irfanı kuşanalım, bizden sonraki nesillere de biz ilmi miras bırakmaya devam edelim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.